Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi başkanımız Ali Koç'tan açıklamalar var. Biliyorsunuz gündem yoğundu. Daha doğrusu ben bu videoyu 4 Haziran'da çekiyorum ama 5'inde anca yüklenecek. 4 Haziran'da gündem yoğundu. Şimdi Fenerbahçe'nin eee Mali kurulunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Ee, hocam ta bu zamana mı sarktı bu genel kurul? <laughs> Arkadaşlar bu 2021'in genel kurulu onu belirteyim. Pandemiydi, bilmem yasaklardı, toplantı yasaydı, şuydu buydu. Ben Ali Koç'un konuşmalarını bazı başlıklar altında derledim. Şimdi Beni bilen herkes bilir. Ben ne Aziz Yıldırımcıyım, ne Ali Koççuyum, ne başka bir şeyciyim. Ben Fenerbahçeliyim. Eğer Aziz Yıldırım yanlış yönetirse, Aziz Yıldırım istifa ederim. Ali Koç yanlış yönetirse, Ali Koç istifa ederim. Bir gün olsun bundan geri adım atmam. At, atmadığım için de zaten e, takipçi kitlemde insanlar yani benim nasıl birisi olduğumu bilerek takip ediyorlar. Şimdi bu videoda konuşulacak konulardan sonra muhtemelen bana şunu söyleyeceksiniz. Hocam Ali Koç'u övmek için video çekmişsin. Ee, e, Ali Koç fanatikliği yapıyorsun işte. Ali Koç'culuk için video çekmişsin. Ben Ali Koç ne konuştuysa onu konuşacağım. Ali Veli fark etmez, isim fark etmez, cisim fark etmez. Hatta bir yere kadar takımı bile fark etmez. Hani başka takımların mali kurulunda bu açıklamayı yapsalar ne derdin diye. Onu peşin peşin söyleyeyim. İlk olarak bir kuruş alacağım yoktur. Bakın. Başkanın alacağı ne olacak deniyor. Bu beni yoruyor, kırıyor. 4 yıldır benim ağzımdan şu kadar para verdik, bunu yaptık lafını duymadınız. Duymayacaksınız da. Rica ederim diyor. Benim bir kuruş alacağım yoktur kulüpten. Lütfen gündeme getirmeyin. İlk olarak bak kulüpten bir kuruş alacağım yoktur. Bunu <laughs> Yıldırım Demirören'e göstermeniz lazım. Gözüne gözüne sokmanız lazım. Hani kulüpten bir kuruş alacağım yok doğru. Gözüne gözüne sokmanız lazım. Çünkü herkesin bildiği şeyleri tekrar dile getirmemin lüzumu yok. Ben bir gün olsun çıkıp da kulübün bana borcu varsa yani ben bir gün olsun kulübün bana borcu var dersem beni ihraç edin. İlk ben kendimi ihraç ederim diyor. Oradaki arkadaş pişkin pişkin gülüyor. gülüyor. Kırılmam önemli değil ama bu konuyu konuşmaktan utanıyorum. Her sene %5 borçtan düşüyorum. Budur sebebi diyor. Ben bu borcu tutuyormuşum da yarın biri gelince önüne koyarmışım da. Yani yazıklar olsun böyle düşünenlere. Benim gerçek niyetimi bilip bunu bana karşı kullananlara yazıklar olsun. Lütfen bu konu bir daha gündeme gelmesin. Şimdi her sene %5 borçtan düşüyorum. Arkadaşlar bu çok çok önemli bir olay. %5 borçtan düşüyorum. Mesela Fenerbahçe'nin borcu 6 milyar. 6 milyarın %5'ini falan hesaplayın. 300 milyona falan e, tekabül eden bir borç. E, yani 4 senedir Fenerbahçe'nin başında 1 milyar 200 milyon lira eğer bu civarda para düştüyse helal olsun. Bazen insanlar söylememesi gereken şeyleri de söyleyebiliyor. Yönetim olarak arkamızda olduğunuzu hissetmiyoruz. İçinde bulunduğumuz futbol iklimi, şehrin odağında dönenleri bu kadar haykırırken camianın kılının kıpırdatmaması diğer rakiplere malzeme vermektedir. Bunun Türkçe meali şu, hakemler bizi doğuruyor vesaire oluyor ama hani Ali Koç düşmanlığından çenenizi kapatıyorsunuz. Konuşmuyorsunuz. Millet de bizi doğuruyor. Ne bileyim yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Hani e Ali Koç ismini sevmediniz denir ses etmiyorsunuz ama bu Fenerbahçe'ye zarar veriyor diyor. Katılıyorum. Yok efendim başarısızlıktan örtmeye çalışıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kamu kurumlarını sabırla bekleyen, devleti ele geçirmek için hamle yapan bir olguyla karşılaştık. Biz ve devlet sizler içinde bulunduğumuz durumun ciddi ve hassasiyetinin farkında olmazsınız. Yönetim kurulu bir yere kadar mücadele eder. Cami olarak reflekslerimiz, reflekslerimizi göstermemiz lazım diyor. İçinde bulunduğumuz finansal şartları en şeffaf şekilde paylaşmaya çalıştık. Bazı üyelerimiz de mesai harcayıp konuşmalar yaptılar. Onlara da teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları görmeden, anlamadan Fenerbahçe'yi yargıladığınız zaman iyi niyetli çabaları fevkalade zor dönemde gemiyi yüzdürmek için verdiğimiz mücadeleyi göz ardı ettiğiniz zaman söyleyecek sözlerimiz vardı. İki numaralı arkadaşa Erol Bey gereken cevabı verdi diyor. Bana göre o tez yalnız fakat her şeyimizi sorgulayın. Başarısızlığımıza istediğinizi söyleyin. Ama finansal kurda benim ve arkadaşlarımızın çabalarına saygı göstermezseniz ters düşeriz. Kulüpte hangi denge vardı? Yani Kulüpte hangi denge vardı? Hangi rakamlara göre alınan bir denge vardı? 90 milyon dolar hangi kulüpte bir yıl içinde harcanmış? Gayrimenkullerde dengeli birkaç hariç. Borçla harçla alınan araziler sayesinde mi dengedeyiz? Neyin dengesi kardeşim? En yüksek malları satan feneriyum. Karşılaştırdınız mı? Puma ile 3 tane toplantı. Başka mallar da satılıyor. Evet. Gelirin %80'e yakını formadan geliyor. Bir de överken dövüyorsunuz. Fenerbahçe Koleji devredilmezmiş. Neden devredilmez kardeşim? Siz şartları biliyor musunuz? Adamın bir pankart açıyormuş. 15 milyon lira yükü olduğunu biliyor musunuz okulun? 15 sene kar yapmayıp hangi kurum yoluna devam edebilir? Futbolda başarı beklenen bu kulüp nasıl koleji devam ettirecek? Bizim yaptığımız işbirliğimiz kolejin kalitesini arttırmak. Her sene 5 milyon lira zararımız var. Anlaşma olsaydı bütün kıdem tazminatları alınacaktı. Orada çok haksız indirim yapılmış insan var ki yani o kadar çok haksız indirim yapılmış. Bir kişi liste fiyatından okumuyor biliyor musunuz? 3 talebeden biri bedava okuyor. Müthiş bir okul olursunuz. Burslar verirsiniz. O indirimler akademik burs mu diyor? Yani Türkçesi şu. Herkes torpille birilerini sokmuş. <laughs> zarar Fenerbahçe'ye ama e bu konuda da ben söylemiştim. <laughs> Aziz Yıldırım'ın alacağı tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumlarına devredeceğini söylediği günden sonra yapmak manidarmış. Ne manidar? Aziz Yıldırım ve ekip üniversite kuracağım diye yola çıktı. 80 iş adamına mektup yazıp bir kuruş para ayrılmaması. Bir kuruş. Hangisi daha manidar? Yayın ihanesi büyük bir sorun. Nasıl bu noktaya geldi bilemiyorum. En büyük kulüplerden biri. İlerisi için büyük problem 3 puan için gelir alıyoruz. O gelir 490 bin Euro'dan 190'lara kadar düştü. Yasa geçti. Biz denk bütçe tutturmazsak kapse gireceğiz. Bütçe yaptık, yola çıktık. Yoldayken koronavirüs çıktı. Sorumsuz bir TFF her sene yayıncı kuruluşa indirim yaptı. İndirimi yapanların sorumluluğu nerede? Ya biz bu şartta da kuyruğu dik tutmaya çalışıyoruz diyoruz. Aklım. Türk futbolu kurgulanıyor diyor bak. Önemli yer burası. Yabancı sayısı belli değil. 13 Haziran'da sezon açacağız. TFF ne olacak belli değil. Harcama limitleri belli değil. Bilinmezliklerin içinde hareket ediyoruz. TFF süreyi uzatmak için reddi hakim yaptı. Yani düşünün hakimi reddetti. TFF seçimleri ne oluyor? İrfancan Can Kahveci'ye özel muamele yapıldı. Değil mi? Trabzonspor ile Antalya maçı Antalya maçı komik şeyler oldu. Temsilcilerin 7'sinin 5'i futbolla alakası olmayan kişiler. E, PFDK'ya kızıyoruz. Tahkime kızıyoruz. Onlara en az kızmamız gerek. Raporlara müdahale ediliyor. İrfan Can biraz daha fazla alsaydı Beşiktaş'a karşı oynamayacaktı. Böyle kurgulanıyor Türk futbolu diyor. Değil mi? Cezalar. Fenerbahçe siyasete karışmak... Fenerbahçe siyaset üstüdür diyor. Bizi siyasete karıştırmak istiyorlar. Biz istemiyoruz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Bizi zorla çekiyorsunuz. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyorlar. Arkadaşlar destek olun. Destek derken tweet atmak değil. Bu camianın ne olduğunu insanlara göstermemiz lazım. Bu camiayla kimsenin oynamamasının yani oynamasının e, kolay olmadığını sizler gösterebilirdiniz. Başkan çok cesur konuştu. Konuştu da ne oldu? Geçmişte gösterebiliyorduk. Şimdi de olmalı. O paçavraya astılar Trabzon'da diyor. Harekete geçenler oldu. Bu salona soruyorum. Kaç kişi harekete geçti? Hukuk adına adam attınız diyor. Bizi ciddiye almayacaklardı arkadaşlar. Büyük kulüpleri ilgilendiren bir konu içindeyiz. Ben deli miyim? Bu kadar büyük siyasi gücü karşıma almak için buraya çıkayım. Çılgın olması lazım bir insanın. İşi bu noktaya getirmek için hepinizin bir sorumluluğu var. Bugün buraya çok daha fazla insan gelmeliydi. Gelenlere teşekkür ediyorum. Camiye ayağa kalkın. Ne olup bittiğine bir bakın. Biz işin içindeyiz. Sizlere de anlatmaya çalışıyoruz diyor. Yani... Ee... Her türlü, her türlü eleştiri yapılabilir. Ama burası mizah ve matrak yapma yeri değildir. İyi niyetinizi sorgularım. Hüseyin Bey de sosyal medyayı eleştirmiş. Bizim iletişimimiz kuvvetli olabilirdi ama sosyal medyamız beğeniliyor. Her türlü eleştiriye de açığız. Hep daha iyi aktif olmalıyız diyor. Kadro mühendisliği eleştirilerine katılıyorum. Bak burada müthiş bir öz eleştiri var. Kadro mühendisliği eleştirilerine katılıyorum. Hoca eleştirilerine evet katılıyorum. Acemilik de oldu. Camia baskısı da oldu, şanssızlık da yaşadık. Hocamız da inşallah iyi şeyler yaparız. Burada bir araya gireyim. Aslında Vitor Pereira Fenerbahçe'nin şansı da şanssızlığı da oldu. Şanssızlığı şu, şampiyon olamadı. Ama şansı şu. Dikkat edin. Bugüne kadar Ali Koç hep futbolcuları dinledi. Erol gitsin, beğenmiyoruz. Git. Koko gitsin, Koko çalıştırmıyor. Git. Ersun Yanal gitsin, istemiyoruz dediler. Git. O şöyle yapsın, git. Bu böyle yapsın, git. Bu şöyle yapsın git. Yani hepsi gitsin. E ama Vitor Pereira'da ne oldu? Mesut kadro dışı kalsın abi. Oynatmıyorum dedi. Bak. Ali Koç'un kafa Vitor Pereira'da dank etti. Ulan dedi bir kez de teknik direktörden yana olayım. Bir kez de teknik direktörden yana olayım. Hatırlayın Mesut beyefendi gitti Rıdvan abisine. Dert yandı. Şöyle böyle diye. Değil mi? Bizim gibi ülkelerin Şampiyonlar Ligi'ne girmesi zorlaşacak. İnşallah elimizde gelen fırsatı değerlendirebilirdik. Bir değerlendirebiliriz diyor. Doğru süre bizim gibi ülkelerin şampiyonlara gitmesi zor. Ee, bedava bilet var mı yok mu? Zaman zaman davetler oluyor ama sistematik bir durum yok. Ben bile kendi davet ettiğim insanların borcundan da düşmeden kuruşuna kadar ödedim. Kulübe birini üye yaparken borçtan düşün diye bir şey yapmayız. Bilet alırsak da paralarını ödeyerek alıyoruz diyor. Orada da aslında Eski yönetime vurgu var. Final Four'u kaybettiğimizde nefes alamayacak durumdaydım. Kendi sahamızda. En iyi üçlü katanlar bizde. Kupa gidiyor. İnanılmaz şeyler oldu. Türkiye Kupası da öyle şanssızlık. Baht mı, şanssızlık mı, lanet midir? Vakıf Bank Dünya'nın en iyi takımı altın sette veriyoruz. Ligde karşısına çıkıyoruz. En iyi takımla çıkıyoruz. Olmuyor. 2-1 öndeyiz seride. Maçta 2-0 öndeyiz. Şampiyonluk gelmiyor. Bir durum var. Şans diyelim geçelim diyor. Evet Mustafa Hoca yine bildi köşesinde bugün. Biz nasıl ayakta kalmaya çalıştığımızı anlatıyoruz. Tribün fiyatlarında indirim yapın diyor. Biz ne anlatıyoruz? Biraz çaya zam, bir havuza zam, kombinelere yüzde yüzün üstüne zam gelecek. Mecbur yapacağız arkadaşlar. Lütfen homurdanmayın. Hepiniz taşın altına elinizi koymak zorundasınız diyor. Doğru. Hepimiz koymak zorundayız. Koronavirüs sebebiyle bir buçuk sene tribünlerden gelir sağlayamadık. Biz gelir oluşturmasaydık gemiyi yüzdüremeyecektik. Kaynakları daha iyi kullanabilirdik ama katılıyorum buna ama yani elimizden gelen bu diyor. YSK'da gurur duyulacak bir seçim oldu. Uğur Dündar'ı bir kez daha kutlamak istiyorum. O günden bu yana yapılan görüşmelerde de görüyorum. Fenerbahçe'nin 100. yılında daha kuvvetli gireceğiz. YSK toplantılarına da farklı bir bakış açısı gerekiyordu. İnşallah camiamıza katkı sağlayan çalışmalar yaparız. Zaman zaman sıkışık konularda da kendisine teşekkür etmek istiyorum diyor. Sportif anlamda ve her alanda Fenerbahçe lider ve hep önde olmalı. Camia olarak. Camia olarak birbirimize kenetlenmeliyiz. Bu 100 yılı ben 1,5 yıl olarak görüyorum. 100. yıl temalı formalarımız sezon sonuna kadar devam edecek. Bütün maçlarda hep beraber olmalıyız. Sizin desteğinize ve güveninize her zamankinden çok ihtiyaç vardır. Bu arada Cumhuriyet'in 100. yılı yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe'nin aldığı sorumluluk şehidiyle gazisiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün saygısını göstermesiyle bize yakışacaktır diyor. En büyük hayalim Fenerbahçe çok büyük kulüp, şanslı kulüp. Jesus çok etkilendi. Tüm altyapı takımlarımız hem de deri ağzı sıkışmış. Çok dar ve biraz da eski imkanlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. En büyük hayalim buraya örnek olarak bir akademi bırakmak. Kadın futboldan A takıma kadar bir tesis sportif eser oluşturmak istiyoruz. Başka hiçbir tesisleşme olmayacak demiştim. Araziyi borçla alamayacağımıza göre eser bırakacağız dedik. İnşallah buraya ilk hedef futbol taşımak. Daha sonra da dere ağzındaki bütün organizasyonlarımızı modernize etmek, yatak sayısını arttırmak, tam bir kampüs haline getirmek. Burası 30 yıl süreyle kulübümüze tahsis edildi. Temmuz'da teşekkürlerimi sunacağım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bu rüyanın gerçekleşmesinde destek olanlara teşekkür ederim. 5 yıl sonra bakacaklar ve Fenerbahçe'nin bu eserinde bizim de payımız oldu diyecekler diyor. Aziz Yıldırım önderliğinde hiç kimseden destek alınmadan bu stat nasıl yapıldıysa bizim akademimizde Türk futbol kulüplerine örnek olacak. Bu ekonomik sıkıntıda bu futbol ikliminde inşallah gerçekleştirebilir ve camiamıza kazandırabiliriz. İnşallah bu eseri Cumhuriyet'in 100. yılı bitmeden tamamlayacağız diyor. Sayın Ali Koç. Peki hocam özetle ne diyorsun? Özetle şunu söylüyorum. Bir Fenerbahçe Başkanı Ali Koçu biz niye seçtik? Koç soyadından dolayı seçtik. Bağlantılarından dolayı seçtik. Şampiyonluk için seçtik. İyi transferler için seçtik. İyi kadrolar için seçtik. Başarıdan başarıya koşmak için seçtik. Yeni bir yüz, yeni bir heyecan için seçtik. Eee Fenerbahçeliğine güvendiğimiz için seçtik. İyi niyetli bir insan olduğu için seçtik. Hani daha bu şeyleri, örnekleri tek 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 sayasay arttırırım. Ama mühim olan şu. Fenerbahçe'nin başarısı için seçtik. Peki Fenerbahçe 4 senedir başarılı mı? Hayır. Peki başarılı yani değil. Nereden başarılı değil? Şampiyonluk ve kupa kriter. Hocam sadece futbolda mı şampiyonluk ve kupa? sadece futbol benim için kriter. Basketbol, voleybol önemli değil mi? Yani arkadaşlar voleybolda dünya dünyanın en büyük takımını yenin. Hani Brezilya milli takımı diyelim en iyi takım. Onu yenin benim umurumda olmaz. Umurumda olmaz. İşte basketbolda Euroleague kazandım. Ben çok hani evet büyük bir kupa evet iyi bir zafer ama hani beni çok tatmin etmez. Size şunu söyleyeyim Euroleague'imi kazanmak ee, ...konferans ligini mi kazanmak? Bence konferans ligini kazanmak. Açık söyleyeyim. Ya, ben Bence bu. Aa, Ali Koç da farkında. Çok şükür inkar da etmiyor. Çok şükür hani hatalarından ders almış... ...bir Ali Koç görüyorum açıkçası. Burası çok güzel. Kulübün bana borcu yok. Ben hani... Ee, ...elimden geldiğince... ...bunları verdim, aktardım. E, ben kimseden para istemiyorum diyor. Bu da çok güzel. Fenerbahçeliliğini konuşturuyor. Bu da çok güzel. Fenerbahçe'nin başarısı için adımlar attığını söylüyor. Bu da çok güzel. Arkadaşlar bakın. E, bazı teknik direktörler vardır. Mesela örnek vereyim. Size bir yıl kazandırır. Sizin bir yılınızı kazandırır. Size gelir şampiyon yapar. Sonra tırt. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'a şampiyonluk kazandırdı. Hani hakem hakem faktör şu bu falan geçiyorum. Eee Aslına bakarsanız Beşiktaşlılar yanılıyorlar. Sergen Yalçın sadece şampiyonluk kazandırmadı. Bak iki tane, üç tane genç çıkarttı altyapıdan. Belki dörde çıktı bu genç sayısı. Gençlere motivasyon verdi, özgüven verdi. Dedi ki bak altyapıdan siz de çıkabilirsiniz. Bu da güzel. Ee, aslında e, Türk futbolunun olması gereken şeyini şeceresini çizdi. Ne yaptı? Dedi ki altyapıdan mutlaka futbolcu çıkarmalısın. Mutlaka çıkarmazsan, yani şampiyon da olsan hiçbir şeye yaramaz dedi. Çok güzel. Mesela Abdullah Avcı ne yaptı? Trabzonat e, Trabzon gençlerle Türk gençlerle yabancıları sentezledi, harmanladı, bir araya getirdi. Dedi ki böyle oynayacaksınız. Bak. Şu anda mesela e, hani kaynak oluşturma olarak mı adlandırayım, ne olarak adlandırayım bilemedim ama hani hepsi bu. Galatasaray mesela bir yapılanmaya gitti, gençleşti. Bunların amacı ne arkadaşlar? Hepsi aslında ortak amaca hizmet ediyor. Sürdürülebilirlik. E, Fenerbahçe bir taraftan borç ediyor. Bir taraftan hakemlerle, şunlarla, bunlarla uğraşıyor. Bir taraftan başka şeylerle uğraşıyor. Ama sonuç ortada. Ali Koç'un dediği gibi bir olmalıyız. Tek vücut olmalıyız. Tek yumruk olmalıyız. Bakın biz bölündükçe biz daha kolay eziyorlar. Bizim bölünmememiz lazım. Yani Ali Koç'un Fenerbahçe'ye katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Hatalarından ders çıkardığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Öz eleştiri yapabildiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dönem ben de Ali Koç istifa diyordum. Gerçekten diyorum. Mesela şu anda şu süreçte İsmail Kartal'la devam etse hani zikri olarak Ali Koç istifa demezdim. Ama iç, iç sesim olarak Ali Koç istifa derdim. Niye? Lan kardeşim ya bir ben de farkındayım. Euro'nun hani 17 buçuklara kadar çıktığının ben de farkındayım. Harcama limitinin olmadığını ben de farkındayım. Yayıncı kuruluş parasının düştüğünün ben de farkındayım ama Hani Fenerbahçe'nin atılım yapması lazım. Bak Crespo atılımdır. Kim atılımdır. Rossi atılımdır. Salahi atılımdır. Satılımdır hatta bunlar. Fenerbahçe'nin çok güzel bir şekilde sistematik kuruldu. İnşallah Jesus bunun üstüne iyi eklemeler yapar. Futbol anlamında da keyif aldırır. Ben kombin olayına da katılıyorum. %100'den fazla olmasına da katılıyorum. Madem A plus hoca istedin. Al sana A plus fiyat. Ya hocam Fenerbahçe yıldız getirmeli. Fenerbahçe hep yıldızlarla oynar. Fenerbahçe hep yıldızlarla oynar da. Fenerbahçe'nin yıldızlarla oynadığı dönemde döviz 2 liraydı, 3 liraydı. 2 liraydı, 3 liraydı. Hadi 4 lira olsun. Yani 17 lira değil de. Yapmayın arkadaşlar. Siz neyden bahsediyorsunuz? Hangi yıldızdan bahsediyorsunuz? Ya Alex de Souza'ya 3 milyon dolar veriyordun yıllık ücret. Şimdi 3 milyon doları kime verebilirsin? Misal Musa 16-17'ye falan aldık. 16-17'ye futbolcu alın şimdi. 17 milyon euroya futbolcu alın Fenerbahçe'yi. Alabilir misiniz? İmkan var mı? Yok. O zaman hangi şey başarı? Ha. kiminci topçu değil mi kardeşim? Bence Mesut'tan falan kütür kütür topçu. Arda Güler. Ya ben şunu söyleyeyim. Arda Güler bir Mesut Özil mi? Daha çok Fenerbahçe'ye katkı sağladı bu sene diyeceğim. Hepiniz Arda Güler'i seçersiniz. Şu kalıplaşmış, ezberleşmiş cümlelerden çıkın. Fenerbahçe borç batağında. Bütün kulüplerimiz borç batağında. Döviz kuru yüksek. Gelirler düşük. E gün geçtikçe de daha da düşme eğiliminde. Ve Ali Koç'un şu yapmış oldukları şu an için çok doğru. Şu an için yaptığı ne? Haksız düzene karşı çıktı. Karşımda kim olursa olsun ben Fenerbahçe'nin başkanıyım dedim. Taraftarı bir araya getirmeye çalıştı. Doğru hamleler yapıyor. Hani İsmail Kartal getirdim tamam 3 maç 5 maç iyi oynadı bu dursun demiyor. Arkadaş bize profesyonel adam lazım. Bize ben profesyonellikten yanayım diyor. İyi hoca iyi kadro bak. İskeleti de hemen hemen ee, şekillendirdi. İskeleti de hemen hemen takımda tuttu. 3-5 de eklemeyle inşallah çok daha güzel yerlere gidecek bu takım. Şu an için Ali Koç'un yaptığı bütün hamleler doğru, yerinde. Hani ben daha ne yapayım diyeceği şekilde İnşallah da yolun sonu şampiyonluk olur. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.